Merhaba, esenlikler diliyorum arkadaşlar. Az önceki çekim başarısız oldu. Bugün size yeni bir ürün tanıtacağım ama onu tanıtmadan önce benimle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir yerde aşçı yardımcısı olarak işe başladığım için bugünlerde artık video işlerinde biraz sorun yaşayacağız. Çünkü çalışan bir insan olarak maalesef arazide fazla gezemeyeceğim. İznimiz de yok. Özel izin alıp yapabilirim ancak. Ona da işe yeni başladığım için şu an izin alma hakkım yok diyeyim daha doğrusu. Bugün bayramın 3. günü ve 3. günde size video çekiyoruz. Bu arada bayramınız da kutlu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Şimdi yeni bir ürün tanıtacağız size arkadaşlar. Tanıtacağımız ürünün adı Marmara alan tarama. Şimdi Marmara alan tarama bir abimizin ricasıyla ben bu tanıtımı kabul ettim. Kendisi de bize güvenip ürünü gönderdi. Teşekkür ediyorum Cengiz Aybey'e buradan. Cengiz Aybey'in Marmara Dedektör adı altında Balıkesir Bandırma'da zaten bir dedektör bayisi var. İsteyenlere bunu numaralarını açıklama kısmında yazarım. Kendileri direkt ona ulaşabilirler. Balıkesir Bandırma'da arkadaşlar. Dolayısıyla alan tarayıcı, kendi yapmış olduğu alan tarayıcısının adı da Marmara Alan Tarama. Ürünü göstereyim. Sonra açıklama için bana bir kağıt göndermişti. Ürünle beraber. Ben onu size okuyacağım. Arkadaşlar, alan tarayıcımız bu. Saplarının içinde birinde mineral desteği de var. Bu açılmadığı için açık gösteremiyorum. Yalnız bunun kullanım şekliyle ilgili başka bir detay daha var, ayrıntı var. Bu ayrıntıyı size şimdi biraz okuyacağım. Evet, onu söyleyelim. Evet, kendisini yazmış olduğu şeyi aynen size okuyorum. Merhaba ustam, öncelikle hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın demiş. Çubuklar elinize ulaştığı zaman şöyle güneş gören bir yere koyun. 3 veya 1 hafta, 3 gün veya 1 hafta falan bekletin. Çünkü bunların ısınıp içindeki gaz oluşması, ısınması lazım, gaz oluşması lazım diyor. Yani içine koymuş olduğu mineralleri bir anlamda ısının etkisiyle yoğunlaştırıyor diyelim. Yani o mineralleri birbiriyle yoğunlaştırıyor. Biraz da gaz oluşuyor içerisinde tabii. Sonra elinize alıp kullanabilirsiniz diyor. Yani önce kullanmadan önce onu 3 gün veya 1 hafta boyunca bol güneş gören bir yere koyun. İyice güneş görsün. Korkmayın, bu ısınmayla bir şey olmaz. Çubuklarınızı kullanırken diyor, ister eldiven kullanın, ister kullanmayın. O size kalmış bir şey. Yani vücut enerjisi veya beyin yönlendirmesi diyelim diyor. Yani demek istediği şey, eldiven kullanırsan beyinle yönlendirmezsin. Ama eldiven kullanırsan beyinle yönlendirme olayı olmaz. Ve vücudun enerjisinden faydalanır. Ona göre çalışır. Eğer boşluk baktığınız zaman boşluk üstünde kapanır ve orada başka boşluklar varsa onları da bütün boşlukların üstünde giderek gezer. Yani sadece burada bir boşluk var diyelim. O boşluğun üzerinde size boşluk olduğunu belirtiyor. Ve daha sonra tekrar diğer boşluğa, eğer yanında herhangi bir boşluk daha varsa, mesela sıralı mezar örneğinde olduğu gibi. Eğer mezarlar sıralıysa burada bir tane değil birkaç tane mezar var diye size hepsini gösteriyor. Başka, eğer diyor boşluk tek ise açmaz. Yani o boşluğun içerisinde durur. Yani 10-15 saniye boşluk içerisinde beklemeniz gerekiyor ki başka bir boşluk varsa ona yön verecek veya o boşluğun üzerinde bir daha açılmayacak. Boşluk ve yumuşak zemin varsa açar ama gerçek bir mezar ya da oda varsa açmaz. Yani bir süre beklediğinizde boşluğun üzerinde çarpı yaptı mesela, diyelim boşluk işaretini size verdi.
başlangıcını bitişini verdi. Hani ortadaki çarpı yapıyor ya boşlukta. Gerçi bu bazılarında sağa sola açılma şeklinde de oluyor. Bazılarında da böyle arama pozisyondaymış gibi dik kalıyor. Yani herkesteki bu boşluk pozisyonu aynı değil. Çubuklar aynı şekilde tepki vermiyor. Kişiden kişiye değişiyor bu. Metalde de aynı. Metalde de bazıları metalin üzerine gittiği zaman sağa sola açılıyor çubuklar. Bazılarında çarpı yapıyor. Bazılarında arama pozisyonunda kalıyor. Ama eğer alttaki boşluk gerçek bir boşluk değilse, kazılmış kapatılmış veya yumuşak zemine verdiği bir tepki ise burada üzerinde çarpı veya dediğim şekillerde beklemez, açar diyor. Yani burada herhangi bir şey yok der. Eğer orada boşluğun içinde bir metal varsa hemen o boşluğun içindeki metalin cinsine göre L şeklini alır. Yani boşluğun içerisinde, mezarın içerisinde bir metal varsa o metalin üzerine gidiyor. Ve orada artık altınsa düzle, gümüşse tersle veya benim gibi değersizse bu şekilde kapanıyor. Tabi orada kişiden kişiye değişen bir özellik. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Herkes de altın üzerine düzle yapacak diye bir kural yok. Eğer yazdıklarında bir şey anlamazsanız demiş, numaralarını vermiş. Açıklamayı da okuduk. Ben buraya test amaçlı geldim tabii ki. Ve benim gördüğüm ama sizin görmediğiniz burada bir boşluk var. Gerçi pek rastladığım bir olay değil böyle bir boşluğu görmek ama bölgemizde ben ilk defa denk geliyorum. Önce boşluk üzerinde bir çalışalım, test edelim. Ondan sonra ben size o şeyi de söyleyeceğim. Ne işe yaradığını yani. Dikiniyle ilgisi olan bir boşluk değil. Ben o tarafa geçeyim. Eldiven kullanmadım ben. Yani bakalım ne olacak. Evet, bu tarafa yön verdi. Ve bakın direkt kapandı. Yani bir boşluk başlangıcı içindeyiz şu anda. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ve çarpısını yapıyor. Yani diyor ki burada boşluk var. Biraz ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Ve tekrar kapattı. Yani diyor ki senin boşluğun başladı ve bitti. Şimdi bundan bir derinlik alalım arkadaşlar. Gerçi o çalı neredeydi? Çalı şurada. Şu çalıyı referans alalım. Burası bitişiydi. Devam ediyoruz. Metre, yani bir derinlik ölçelim bakalım. Evet. Yaklaşık burası. Şu taşı da şuraya koyuyorum. Şimdi burada dar bir boşluk var. Ne demiştik? Boşluğun üzerinde biraz bekleyelim. Sahte bir boşluksa o bize sahte boşluk olup olmadığını söyler. Yani 5-10 saniye falan bekleyeceğim ben üstünde. Yağmur yağmıyorsun. Şimdi burada boşluk var. Bir 5-10 saniye kadar bekliyorum. Tam boşluğun içinde değiliz. O yüzden evet, şu anda tam boşluğun içindeyiz. Çok dar olduğu için ayarlamakta zorluk çekiyor insan boşluğu. Görünce zaten siz de anlayacaksınız. Bakın burada açılmıyor. Yani burada gerçekten bir boşluk var. Ve dar bir boşluk var. Şimdi bu boşluğun ne olduğunu anlayalım. Hemen içinde biraz dönelim.
boşluğun dışına çıkmadan ve çubuklar sağa sola açıldı. Bu bende tünel anlamına geliyor. Yani tünel gibi uzun bir boşluk var diyor burada. Biraz yürüyelim. Bak. Bu tarafta kaldı diyor. Biraz bu tarafa geliyorum. Tam açıldı şu anda. Devam ediyor. Şimdi ağaca takılmamak için mecburen bu tarafa çıkacağım. Bakın bu tarafa çıktığım zaman diyor ki boşluğun sağ tarafta. Yani o tarafta değil. Sağdan böyle devam ediyor. Peki demek ki burada bir metal de yok ki. Biz boşluğun içinde beklediğimiz halde herhangi bir metale gitmedi. Başka bir metal yok. Şimdi peki burada ne var diye soracaksınız. Tabii ki ben görüyorum ama siz görmediğiniz için. İstersen gösterelim abi şeyi. Öncelikle şu aşağıdaki havuzu görün de. Aşağıda bir havuz var arkadaşlar. Evet, bu küçük bir havuz. Bir de şuradan böyle bir kanal var, görüyorsunuz. Yani havuza su gelen kanal bu. Şimdi orada da yerin altından adam havuza suyu oradan taşıyabilmek için evlerin tam altından bir sulama kanalı geçirmiş. Onu da hemen hep beraber görelim. Sen geç abi o tarafa. İkimiz buradan geçemeyiz anlatayım. Evet. Altta görmüş ol. Dik çekme abi. Bak yine sıfırdan alacağım bize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada bir sulama kanalı geçiyor. O sulama kanalının boşluğunu verdi bize. Evet. Gördüğünüz gibi oradaki sulama kanalının boşluğunu bize verdi. Çünkü yan taraftan bir dere geliyor. Dereden hafiften bir kanal yapmışlar. Derenin içerisinden buraya getirebilmenin en iyi yolu da yani bu ben bölgemde ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Sulama kanalı geçirmişler. Buradaki testimiz bu kadar. Şimdi bir yukarıda bir yer daha var. Oraya gideceğim. Orada ata alan tarayıcıyla efsaneyle bir efsane alan tarayıcıyla beraber bir çekim yapmıştık hatta size. Bakalım Atay'la efsanenin verdiği yeri Marmara alan taramada verecek mi? Ve bize ne diyecek? Sahte mi diyecek? Gerçek mi diyecek? İçinde metal var mı diyecek? Bir onu da görelim. Ama tabii bunu bir dahaki videoda yayınlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Bayramınız tekrar kutlu olsun. Esenlikler.